from here we move. Şeyde Güney Kore'de Türk iş adamları, Özbek iş adamları burada öğrencilerle buluşma yeri olacak. Ben burada eğitim görmüştüm. Buradan mezun olmuştum. Ben Şevket Ünlü. Teşekkür ederim. İkide Cumhur Başkanı. Özellikle Prezidentimiz ve... Selamünaleyküm Sayın Rifat Selçoğlu Bey, Sayın Mustafa Baran, Sayın Olgan Bekar Bey, Sayın... İçerisinde verilen eğitimler, oluşturduğumuz ekosistem aslında öğrencileri değerli katan hususlar. Bu başarılı üniversitelerimizden bir tanesi. Bakanlık olarak da bizim yakın ilişkilerimizin olduğu üniversitelerden bir tanesi. Bakanlığı ARGE'den, inovasyondan ve girişimcilikten sorumlu bakanlığı. 1500'ün üzerinde ARGE merkezinde, KOSGEB'e bağlı tekmerlerde, bu rağmen kendi ayaklarının üstünde nasıl dururum, kendi işini nasıl kurarım, kendi patronum nasıl olurum? Arkadaşlarımız da bu başarılara imza atacaklar. Hiç Türkiye'ye gitmem. Rıfat Bey, bu arkadaşlarımızı da siz Türkiye'ye inşallah getirirsiniz. Yok, gezme amaçlı getirdiniz. Özbekistan Ticari Sanayi Odası'nın değerli başkanı. İnşallah Cumhurbaşkanı bilerken bugün de gazetelerde, yarın gazetelerde çıkar. İnşallah kabul göreceksiniz. Bu vesileyle sizlerle beraber olmak da benim için büyük mutluluk. Şu an biz okulda hem Türkçe hem İngilizce hem Almanca şu anda öğreniyoruz. İnşallah 3 yıl sonra... Yeah, of course, like in summer we had internship in Ankara and we had online internship in Kervanio company here. Ankara'yı gezdiniz mi? Çok gezdik, İstanbul'a gittik. Millet kütüphanesi var orada çok. Evet, gittik çok yakın. Orada çok çalıştık yani. Dersler yaptık, Türkiye'de. Şehirden payda bölgen üniversitelerden. Teşekkür ederim Sayın Bakanım, siz bunu sözlediniz ve bu ilim ki hazır ki bizim 5 yılda. Bugün gerçekten onur verici, gurur verici bir görevle aslında Özbekistan'dayız. Türkiye'nin otomobilini TOG T10X'i Özbekistan Cumhurbaşkanı'na teslim ettik. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hediyesi olarak Türkiye'nin teknoloji harikası, dünyayla rekabet edebilecek aracını bu ülkeye getirmiş olduk. Biliyorsunuz Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev şu anda Türk Devletleri Teşkilatı'nın da dönem başkanı. Aslında getirdiğimiz bu hediye bu manada da çok anlamlı. Türkiye son 20 yılda yaptığı yatırımlarla sanayide, üretimde, teknolojide çok ciddi bir ivme yakalamış durumda. Ve bunun meyvelerini de hamdolsun her gün almaya devam ediyoruz. İşte Türkiye'nin otomobili projesi de gerçekten Türkiye'nin kabiliyetlerini tüm dünyaya gösteren bir proje oldu. Şu anda Türkiye'nin otomobili bakanlarımız tarafından makam aracı olarak kullanılıyor. Peyderpey vatandaşlarımız araçlarını teslim almaya başlayacaklar. Tabii böyle anlamlı bir ürünü aslında Türk dünyasının en güçlü, en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin ürettiği böyle bir teknolojik ürünü buraya getirmekten, Özbekistan'a getirmekten, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarıyla teslim etmekten, içerisine bindiğinde aracı kullanırken yaşadığı mutluluğu, gururu görmekten gerçekten çok memnun olduk. Biz tabii Türkiye'yi
teknoloji üreten, katma değerli üretim yapan bir ülke haline getirmek istiyoruz. Bunun yolu da inovasyona, Ar-Ge'ye, sanayiye yatırımdan geçiyor. İşte Türkiye'nin otomobili projesi devletimizin verdiği desteklerle özel sektörümüzün nasıl işler başarabileceğinin de en güzel göstergesi. Bugün tabii mutluyuz. Aracı teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanı aracı kullandı. Çok memnun kaldı. İnşallah biz Türkiye'nin otomobilinin Türkiye'de oluşturduğu gururu, Türkiye'de oluşturduğu heyecanı dünyaya yaymakta kararlıyız. Sadece Türkiye'nin sokaklarında, caddelerinde değil, TOG'u inşallah Avrupa'nın caddelerinde de, farklı ülkelerin caddelerinde de görmeye başlayacağız. Çünkü bu vizyon hem bizim özel sektörümüzde var ama bu stratejik anlayışı da biz devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz. Tabii bu vesileyle Taşkent'teyiz. Taşkent'te de TOB ETÜ Üniversitesi'nin Taşkent kampüsünü ziyaret ediyoruz. Bu üniversite Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Özbek Cumhurbaşkanı Mirzayev'in stratejik vizyonlarının bir yansıması, böyle bir üniversitenin kurulması iki liderin anlaşmasıyla oldu. TOB burada bir üniversiteyi şu anda inşaatı devam ediyor ama öğrenci almaya başladı. Burada öğrencilerimiz geleceğin teknolojileri, geleceğin trendlerine dönük bölümlerde okuyorlar. Burada birkaç dille eğitim veriliyor. Bu üniversitede okuyan gençlerimiz zaten Özbekçe ana dilleri olduğu için biliyorlar, Rusçayı biliyorlar, İngilizce eğitim veriyor ama buradaki öğrencilerimizin tamamı aynı zamanda Türkçeyi de öğrenip konuşuyorlar. Çok dilli eğitim veren gerçekten hem bu ülkede ama aynı zamanda bölgede etki oluşturabilecek bir üniversiteden bahsediyoruz. Buraya da gelmiş olmaktan, buradaki genç arkadaşlarımızla sohbet etmekten memnun olduk. TOB ETÜ Taşkent Üniversitesi de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde bu kampüsün inşaatları tamamlanmış olacak. İki cumhurbaşkanı da gururla iki ülke arasındaki ilişkilerin bir nişanesi olarak buranın resmi açılışını gerçekleştirecekler. Biz Sayın Cumhurbaşkanlarında bu konuyu arz ettik. Memnuniyetle kabul ettiler. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hem Türkiye'nin otomobili, Türkiye'ye hayırlı olsun tekrar. Aynı zamanda Özbekistan'a da hayırlı olsun. Bu üniversiteyi de önümüzdeki yıllarda adından söz ettirecek bir üniversite olacak göreceğiz. Onu da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu otomobil Türkiye'de Bursa'da üretiliyor şehir olarak. Bursa'nın da en meşhur tatlısı kestane şekeri. Onu da size bir acizane hediye olarak getirdim. Evet, tabii Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin otomobilini teslim ettik. Bir kere kendisi Gemlik mavisini tercih ettiğini bize bildirmişti. Onun için Gemlik mavisi aracı kendisine teslim ettik. Tabii Türkiye'nin otomobilini teslim ederken yanında ufak da bir hediyemiz oluyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin otomobili Gemlik'te Bursa'da üretiliyor. Bursa'nın bir ürünü diyebiliriz. Onun için biz aracı teslim ederken aynı kutunun içerisinde de Bursa'nın en güzel tatlılarından olan kestane şekerini de kendilerine Bursalıların hediyesi olarak teslim ettik. Tabii gerçekten burada iki ülke arasındaki ilişkiler özellikle son 5-6 yıllık dönemde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın kişisel gayretleriyle de önemli bir noktaya geldi. İşte bugün de Türkiye'nin otomobiliyle aslında iki ülke arasındaki ilişkileri taçlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde sanayide, ticarette, teknolojide iki ülkenin yapacağı işler var. Özbekistan'ın kalkınma hamlesine biz ülke olarak büyük katkı sağlıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Tabii Türkiye'nin otomobiliyle bu ilişkileri taçlandırmış olduk. Bursalıların, Bursa'nın hediyesini de Sayın Cumhurbaşkanı Mirzayev'e Bursalılar adına ben teslim ettim. Tamamdır efendim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Hocalarımızı da yönetimle aynı şekilde. Evet, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin.
çalışırken de Bozarepa drone uçsun, makine yok.